Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Nisan 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, öncelikle ayın konu başlıklarına şöyle bir göz atalım. 6 Nisan'da Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. 20 Nisan'da Koç burcunda yeni ayla birlikte güneş tutulması yaşayacağız. Koç burcunda güneş ve Jüpiter kavuşuyor ve Merkür retrosu başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ayın 20'sine kadar Koç burcunda parlayacak. 6 Nisan'da Terazi burcunda dolunay meydana geliyor. 3. ev konularınızı aydınlatan bir dolunay bu. Yakın çevrenizdeki kişiler, kardeşler, komşular, akrabalar, onlarla ilgili konular dolunay döneminde daha fazla gündem yaratabilir sizin için. Dolunaylar bir tamamlanma, farkındalık dönemi. Bu bir düşüncenin, fikrin olgunlaşması, bir harekete geçmeniz, bir eylemin sonuç vermesi de olabilir. Venüs ve Merkür dolunay sırasında kariyer evinizde olacağı için iş, kariyer, belki statünüz, gelecekle ilgili planlarınız, bu alanlarda bazı girişimleriniz varsa bununla ilgili bir anlaşmaya varmanız, bir sözleşme yapmanız mümkün. İşbirliklerini destekleyen bir dolunay bu, terazi olduğu için anlaşmalar, sözleşmeler söz konusu olabilir. İşle ilgili eğitimleriniz, seyahatleriniz olabilir. Bir eğitimi tamamlamanız mümkün. Bu dolunayla beraber yazılı, sözlü, her türlü çalışma, kişisel becerilerinizi ifade edebileceğiniz olanaklar, bir tasarım olabilir, bir şeyleri yazma, çizme olabilir. İnternet üzerinde, medya, sosyal medya üzerinde yapılacak aktiviteler, işinizin tanıtımı, reklamı, promosyonu ile ilgili çalışmalar. Tüm buralarda da bazı işlerinizi toparlamanız, sonuç almanız mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay sizin için çok daha keyifli, güzel etkiler getirebilir. Öncü burçlar daha fazla etkileniyor. O yüzden kişisel doğum haritalarınızda Koç burcunda, Terazi burcunda, Yengeç ya da Oğlak burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa dolunayın tesirleri yine sizin için öncelikli olabilir. Evet, ayın 11'inde Güneş artık Venüs Boğa'dan ayrılıp İkizler burcuna geçecek. 11'inden sonra sosyal hayattaki hareketliliğinizin biraz daha dikkat çekeceğini söyleyebilirim. İkizler'deki Venüs gezme, seyahat etme isteğini de arttırır. Arkadaş grupları içerisinde daha fazla bir arada olabilirsiniz. Sanatsal etkinlikler, kültürel etkinlikler olabilir. Ekip çalışmaları mesela sizin için olabilir, öne çıkabilir. Arkadaş toplantılarına daha fazla katılabilirsiniz. 12-13 Nisan'da Güneş-Jüpiter kavuşumu Koç burcunda gerçekleşecek. Şanslı bir açıdır. Yılda bir kez Güneş-Jüpiter'le kavuşur. Ve sizin için de gayet güzel bir açıda. 9. evinizde olacak. Güzel bir seyahat fırsatı, yurt dışı konularda olumlu haberler, eğitim ve akademik alanlarda bazı fırsatlar, Güneş-Jüpiter kavuşumunda söz konusu olabilir. Bugünü bir anlamda bir girişimde, bir oluşumu başlatmak konusunda da değerlendirebilirsiniz. Ve ayın 20'sinde 29 derece Koç burcunda yeni ay var. Bu aynı zamanda bir güneş tutulması, yılın ilk güneş tutulması. Etkileri önümüzdeki bir yıla yayılan bir tesirden bahsediyoruz. Bu tutulmayla beraber önümüzdeki 1,5 yıl devam edecek olan, 2024 yılı sonuna kadar devam edecek olan Koç terazi tutulmalarımız da başlamış olacak. Kuzey düğüm yönlü bir tutulma bu. Jüpiter'le de aynı burçta birleşiyor. Plüton'un da çok güçlü bir açısı var. Kadersel dokunuşlarla ilgili, güçlü dönüşümler, yeniliklerle ilgili. Özellikle tabii ki öncü burçlarımız daha fazla etkileniyor ama sabit burçların da ilk dereceleri yine etki alabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 0-3 derece arasıysa tutulma sizi etkiler. Zaten Plüton'un çok güçlü bir açısı var bu derecelere. Bununla birlikte yine doğum haritalarınızda öncü burçların Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak gibi son derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa 27, 28, 29 tutulma yine önemli etkiler getirebilir. 9. ev tutulmanız. Bu tutulma aslında size çok uzak hedeflerinizi yöneltebilecek, vizyonunuzu geliştirecek bir tutulma. Bu tutulmayla beraber düşünceleriniz, inançlarınız değişebilir. Yenilikler gelebilir hayatınız. Akademik konular, üniversite eğitimi gibi alanlarda yeni kapılar açabilir size. Medya, basın, yayın işleri, internet üzerinde yapılacak her türlü aktivitede yine
fırsatlarınız olabilir. Yurt dışı konularında kapılar açılabilir. Yabancı ülkelerde yaşamak, yerleşmek, iş yapmak, belki okumak. Hani buralarda da önemli fırsatlarınız. Bu tutulmayla beraber önümüzdeki 1-1,5 yıl sizin için yine çok önemli gelebilir. Hukuksal konularınız var olabilir. Hukuksal arayışlarınız varsa bu tutulmada yine hayatınızda başka türlü bir kapı açabilir. Burada gündemleriniz artık ortaya çıkabilir. Evet, tutulmanın hemen ardından 20 Nisan'da Güneş Koç'tan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. Kariyer alanınızı aydınlatmaya başlıyor. Merkür orada ve Merkür de gerilemeye başlayacak. Şimdi Merkür gerilemeleri, biliyorsunuz bunu her yıl 3 ayda bir yaşıyoruz. Bu dönemlerde iletişim sorunları olabiliyor. İşte günlük hayatın temposu yavaşlıyor. Daha önce verdiğimiz kararlar belki erteleniyor. Biraz böyle sıkıntılar olabiliyor. 15 Mayıs'a kadar devam edecek bu gerileme. Aslında fırsatlar da sunuyor bize. Bu dönemde özellikle ayın başından bu yana kariyeriniz, işiniz, buradaki sorumluluklarınız, görevleriniz, her neyse burada yaptığınız çalışmaları ya da size önünüze gelmiş bazı fırsatlar olabilir, teklifler olabilir. Merkür Retrosu bunları şöyle bir değerlendirmeniz, gözden geçirmeniz için bir fırsat aslında. Sadece biraz yavaşlamak gerekiyor, sakinleşmek gerekiyor. Yeni tekliflerle karşılaşırsanız acele karar vermeyin. İşte Merkür retrolarında böyle imza atmayın, sözleşme yapmayın. Çünkü onları sonra tekrardan değerlendirmeniz gerekebilir. O yüzden içinde bulunduğumuz şartları, uğraştığınız işlerinizi planlayın. Bunları gözden geçirin. Belki de bazı eksikleriniz var, hatalarınız var. Onları tamamlayabilirsiniz. Yanlış bir şeyler varsa bunları düzeltebilirsiniz. Bunun gibi fırsatlar olabilir. Geçmişle ilgili konuları daha fazla hayatınıza taşır. İşte önceden çalıştığınız kişi ve kurumlarla bağlantılarınız olabilir. Daha önce gittiğiniz yerlere tekrar gidebilirsiniz. Biraz böyle uzun süredir görmediğiniz kişilerle karşılaşabilirsiniz. Bunun gibi etkiler de getirebilir. Hepinize güzel, sağlıklı bir ay dilerim sevgili aslanlar.